Bundan sonra sizi sıkı tutmam lazım. Neremden? Bir erkek neresinden tutulursa. Senin için yaptım. İyi olmuş mu? Benim için bir kitap seçer misiniz? Ne hakkında? Nasıl bir şey olsun? Bu hikaye İngiliz olarak doğup bir aşkın peşinden geldiği Türkiye'de Yeşilçam'ın Ayaklı Ansiklopedisi'yle tanışıp evlenen, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasına giren, erotik filmlerde oynamayı reddedip sahnelere çıkıp şarkı söyleyen, en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sıradışı bir kadın oyuncunun hayat hikayesi. Suna Yıldızoğlu'nun hayatı uçak testlerini izlediği küçük bir köyde başladı. Takvimler 26 Şubat 1955'i gösterirken o İngiliz bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Sonia'ydı. Huzurlu bir çocukluk yaşamak yerine ailesinin ayrılığına şahit oldu ve 8 yaşındayken annesi ve babası arasındaki fırtınalı ilişki sona erdi. Suna annesi ve kardeşleriyle birlikte anneannesinin sıcak kucağına sığındı. Küçük bir köye, ağaç tepelerinin, nehirlerin ve çiçeklerin masal gibi dünyasına. Bu minik köy Suna için bir cennet gibiydi. Ufuklarında uzanan ağaç tepelerinden geçen nehirler çocukluğunu renklendiren doğal bir sahneydi. Suna bir röportajında o günleri şu sözlerle anlatmıştı. Yaşadığımız yere 2 kilometre uzakta bir küçük havalimanı vardı. Annem orada çalışıyordu. Yeni uçakların testleri o havalimanında yapılırdı ve ben ağaçların tepesinde uçakları seyrederdim der. Fakat masumiyetin içinde Suna'nın hayatının dönüm noktaları vardı. Teyzesinin esmer ve yakışıklı erkek arkadaşı Tarık'la tanıştı. Tunus'ta olan Tarık, genç Suna'nın hayal dünyasına gizem ve heyecan katmıştı. Uçaklar ve yabancı esmer bir erkek. Sanırım geleceğimin tohumlarını o günlerde atılmıştı diye anlatmıştı Suna. Suna ilkokul yıllarında sanatın büyülü dünyasına adım atarak tiyatro ve dans tutkusuyla tanıştı. Henüz 11 yaşındayken bu sanat dallarına olan ilgisi o denli büyüdü ki ciddi bir şekilde tiyatro sahnelerine adım atmaya karar verdi. İngiltere'de geçen gençlik yıllarında bir barda garsonluk yaparak hem geçimini sağlıyor hem de işini severek icra ediyordu. Bu süreçte dünyayı keşfetme hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Barda çalıştığı bir gece kadersel bir dönemeç noktası olacaktı. Bir Türk'le tanıştı. Yakışıklı adam Suna'nın kalbini çalmayı başaran kişiydi. 3 ay boyunca İngiltere'de kalan bu yakışıklının Türkiye'ye dönme zamanı gelmişti. Ancak bu ayrılık Suna'nın içinde büyük bir özlem ve Türkiye'ye karşı derin bir merak bırakmıştı. İngiltere'de bir süre daha çalıştıktan sonra içindeki çağrıyı dinleyerek Türkiye'ye gitmeye karar verdi. 1974'te ilk kez turist olarak Türkiye'ye ayak basan Suna, asıl amacının ülkeyi sadece görmek olmadığını, aynı zamanda aşık olduğu adamı da görmek istediğini söyledi. 3 haftalık bir ziyaretin ardından Korsika'ya geçti ve uzun süre orada kaldı. Ancak 6 ay kadar geçtikten sonra aşık olduğu Türk adamdan beklenmedik bir telefon geldi. Adam Suna'yı Türkiye'ye çağırıyordu. Bu teklifi düşünmeden kabul etti ve Türkiye'ye geri döndü. Ancak dönüşü evliliğin ilk adımıydı. İki sevgili kısa süren ancak derin izler bırakan bir evlilikle birbirlerine bağlandılar. Uyuşmazlıkların gölgesinde geçen bu birliktelik 10 ay kadar sürdü ve sonunda yollarını ayırmaya karar verdiler. Daha sonra Kayhan Yıldızoğlu'yla tanıştı ve 1978'in Mart ayında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu. Suna Yıldızoğlu bu tanışma için Nişantaşı'nda Merhaba adında bir kafe işletiyordu Kayhan. Benim arkadaşım Katrin ise onun yanında çalışıyordu. Tanıştığımızda kültürüne, bilgisine ve espiritüelliğine hayran kaldım. Ayrıca beni hiç rahatsız etmiyordu. O dönemde çok gençtim ve farklı tipimden dolayı tanıştığım tüm erkekler peşimden koşuyordu. Kayhan'la çok güzel bir iletişim içindeydik. Daha sonra ilişkiye dönüştü der. Kayhan Yıldızoğlu Türk sinemasının önemli isimlerinden biriydi. Suna da oldukça güzel, genç bir kadındı. Bu ikilinin evlenmesi Suna'ya sinema dünyasının kapılarını aralamış oldu. Kayhan'la birlikteyken Suna'ya ufak bir rol teklifi geldi. Aslında Suna'nın böyle bir niyeti yoktu, başarabileceğine inanmıyordu ve daha da önemlisi Kayhan'la ilişkilerinin zarar görmesinden korkuyordu. Ama maddi durumları iyi olmadığı için
bu teklifi kabul etti. Hikayenin bu kısmını şöyle anlatmıştı Suna. Müjdat Gezen'in bir filmiydi, Şoför Mehmet. O filmde Seden Kızıltunç da oynuyordu. O arada TRT'ye yeni çekilecek Bir Yürek Satıldı adlı televizyon filmi için yeni bir yüz arıyormuş. Seden de benden bahsetmiş. Kendimi bir anda Ahmet Mekin'le başrol oynarken buldum. Sonra yine Ahmet Mekin'le Bir Adam Yaratmak adlı televizyon filminde oynadım. Daha sonra ise çoğu tiyatro oyuncularından oluşan geniş bir kadroyla o günlerde çok ses getiren Şıp Sevdi adlı televizyon dizisi ve Can Gürzap'la başrol oynadığım Bir Trafik Cezası Derken Yeşilçam. Kadir Nanır'la başladım. Sanırım 35 kadar film çevirdim. Benim için çok heyecanlı bir dönemdi. O dönemde sinema oyuncularına sahneye çıkmaları için teklif geliyordu. Artistlerin şöhretinden yararlanmak isteniyordu. Sinemadaki yetişkin filmi furyasında bu durum oyuncular için de bir şans yaratmış oluyordu. 1978 yılında Beş Dil Bilen Suna Yıldızoğlu'na İzmir Fuarı'nda şarkı söylemesi için teklif geldi. Menajer Osman Diper ona açık çek verdi. Ama Suna kabul etmedi. Sesinin iyi olmadığını düşünüyordu ama yine de Kayhan'la birlikte yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı ikinci kez gelen teklifi geri çeviremedi. Tek bir şartı vardı. O da şan dersi almak. Eğer şan hocası sesinin uygun olduğunu söylerse sahneye çıkacaktı. Sonuçta sesi beğenildi ve 1978 Aralık ayında Harbiye'deki Gala Kulüp'te sahneye çıkmaya başladı. Ama bu dönemde Kayhan Yıldızoğlu'yla yollarını ayırmaya karar verip boşandılar. Kısa bir süre sonra ise hayatına Çetin Alp girdi. Suna Yıldızoğlu, Kayhan'la ayrıldıktan sonra İngiltere'ye dönmeyi hiç düşünmedim. Türkiye çok farklı ve heyecanlı bir yer. Yaşıyordum, şarkı söylüyordum, dans ediyordum. İnsanlar sevecendi ve duygularını gösteriyorlardı. İngiltere'de hep bir kontrollü olmak gerekiyordu. Buradaysa özgürdüm, kendimi buldum. Ayrıca hayatıma Çetin Alp girmişti der. Sahneye çıktığı zaman Türkçe şarkılarda hayli zorlanıyordu Suna. Ama Türkçe şarkılar dendiği zaman da en çok türküleri severdi. Sahnede hem şarkı söylüyor hem oynuyor, çok eğlenceli zaman geçiriyordu. Ama aslında korkuları da vardı. Bu durumla ilgili önceden saflığımdan dolayı korunma ihtiyacı hissettim. Ben sistemi bilmediğim için ayak uydurmam mümkün değildi. Maxim'e çıktığımda öğrendim. Meğer herkesin masası varmış. Bana kaç masan var diye sorduklarında bön bön baktım. Evdeki masalardan bahsettiklerini düşünmüştüm. Sahnede ben genel olarak müşterilerle ilgilenirdim. Erkeklere özellikle cilve yapmak bana çok tehlikeli gelirdi. İçimdeki sen beni hep korudu der. Kayhan Yıldızoğlu'yla boşandıktan sonra hayatına giren Çetin Alp'le de dillere destan bir aşk yaşadı. Ama Çetin'e çirkin erkek imajı yapıştırılmıştı. 8 yıl süren bu ilişki için Çetin'le geçen senelerimin çoğu güzeldi. Sürekli beraberdik, işte ve evde. Kızları bizimle yaşıyordu. Harika çocuklardı. Biz şanslıydık. Ben kısıtlı zamanda aşk yaşamaktan hiç hoşlanmam. Sabah erken ofise git, yorgun gel, ilişkiyi yıpratan bir sistem bu. Çetin'in üstüne çok gelindi. Bu kadının bu adamla ne işi var gibi saçma sapan haberler çıkardılar. Ona çirkin erkek imajı yapıştırmışlardı. Sanki o da yavaş yavaş tüm bunların hırsını benden çıkarmaya başladı. 1986 yılında artık dayanamadım ve hiçbir şey almadan evimden ayrıldım. İlişkiyi bitirdim der. Suna Yıldızoğlu 1981 yılında Altın Orfe'de İngiliz olarak Türkiye'yi temsil etti. Bu yarışmada Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülü kazandı. Aynı yıllarda Ses dergisinde seni herkes şu kadın Suna olarak tanımaya başladı dendiğinde şunları söyledi Suna Yıldızoğlu. Bu yanlış izlenimi kendi hatalarım doğurdu. Ben sahne çalışmalarına başladığımda Liza Minnelli'yi örnek aldım. Bu sanatçı dans eder, şov yapar, soyunur. Ancak Avrupa'da kimse ona şu kadın demez. Ayrıca kimse ona başka gözle bakmaz. Ne var ki pek çok kişi yaptıklarımı yanlış değerlendirdi. Böylece ben şuh kadın Suna kendiliğinden doğmuş oldu. Oysa ben şuh değil, çocuk ruhlu bir kadınım. Beni çok yakından tanıyan dostlarım bilirler. Bazıları yetişkin film çevirmeyecek mi diye soruyormuş. Ben filmlerimde öpüşmüyorum ama bunu herkes yapıyor. Filmlerde öpüşen her kadın sanatçı yetişkin filmi çeviriyor mu? Kadın erkek ayrımı yapmadan tüm tanıdıklarıma aynı içtenlikle davranmış olmam beni hafif kadın olarak tanımalarına neden oldu. Şimdi bu hatalarımı yavaş yavaş düzelteceğim. Suna Yıldızoğlu 80'li yıllarda pek çok Yeşilçam filminde rol aldı. Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı Yıkılmayan Adam filmi en bilinenidir. Eşkıya seni! İnsanlarla oynamak, kırmak mı hoşuna giden? Petrol Kralları filminde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la kamera karşısına geçer. Bunu yemeyecek misin? Ama arkandan ağlar sonra. İştahım yok. Kemal Sunal'la birlikte
Gol Kralı filminde oynar. Ben futbolu çok severim de. Ya siz? Ben de tabii. Ve başrollerini Metin Belgin'le paylaştığı Sokaktaki Adam filmiyle dönemin en çok bilinen filmleridir. Sokaktaki Adam filmindeki başarılı rolünden dolayı 18. Siyah Türk Sineması ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülünü alır. Sunay Yıldızoğlu 2000 yılında sinemayı bırakmak zorunda kalır. Yıldızoğlu 1996 yılında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığım filmimden sonra bir daha oyunculuk teklifi almadım. Sahnelerde ve dizilerde çoğu zaman mutsuzdum. Çünkü içimdekileri ortaya dökme fırsatı tanımıyorlardı. Ben işimin dışında çok sosyal değilim. Herkesle geçinirim ama pek gezip tozan bir insan değilim. O dönem sinema dünyasında gruplaşmalar vardı. Ben hiçbir gruba takılmıyordum der. Sunay Yıldızoğlu 1989 yılında Dudley Allen adında bir İngilizle evlendi ve evliliğin ardından Yasemin adında bir kızları ve bir de oğlu oldu. Ancak bu evlilik 2007 yılında sona erdi. Kızı Yasemin Allen de annesi gibi oyunculuk yapmayı seçti. Aslında küçüklüğünde böyle bir hayali yoktur. Avustralya'da sinema ve televizyon okumuştu. Asıl niyeti kamera arkasında çalışmaktı. O da annesi gibi güzel bir kızdı ve dikkatleri üzerine çekiyordu. Sunay Yıldızoğlu Avustralya'da Alaturk adında küçük bir şirket kurdu ve Türkiye'nin küçük çapta tanıtımını yaptı. Bu konuda da başarılıydı. Sunay Yıldızoğlu teklif geldikçe çeşitli TV dizilerinde rol almaya devam ediyor ve yaşamını Türkiye'de sürdürmeye devam ediyor. Bir İngiliz olarak doğup Yeşilçam sinemasına damga vuran, birbirinden unutulmaz filmlere imza atan Yeşilçam'ın sarışın kadınına uzun ömürler diler, daha nice projelerde yer almasını temenni ederiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkta kalın.